Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. İlk defa gelen arkadaşlar için ismim Alp Işık. Bitcoin ile ilgili videolar çekiyorum. Ee, şimdi bu videomun konusu bazı arkadaşlar için oldukça basit olmakla birlikte hani bana en çok gelen sorulardan birisi. Ee, gelen soru şu şekilde oluyor. Şimdi Bitcoin'in fiyatı şu anda 2800 dolar seviyesinde. Hani yerel borsalarda 10 bin lira seviyesinden işlem görüyor e, bir bitcoin çok pahalı ben hani bitcoin'i araştırdım öğrendim hani güzel bir teknoloji hani geleceği olan bir teknoloji bunu kullanacağız her şey okey çok güzel çok iyi anladım fakat hani bir bitcoin bile alamıyorum hani bir bitcoin almaya param yetmiyor şu anda 10 bin lira civarında buna yatırım yapmak istiyorum ilerisi için saklamak istiyorum ama Hani artık bizden geçmiş şeklinde düşünüyor. Şimdi şu şekilde söyleyeceğim. Bitcoin yapısı gereği virgülden sonra 8 basamağa kadar bölünebiliyor. Virgülden sonra 8 basamağı zaten bölünemeseydi. Bitcoin'in ne bileyim günlük hayatta kullanımı için bir ürün veya hizmet Bitcoin karşılığında aldığınız zaman bunun fiyatını ödemeniz mümkün olmayacaktı. Yani en basitinden bir kahve bile almak isteseniz bitcoinle hani o kadar az bir miktar parayı bitcoinle göndermeniz yine mümkün olmayacaktı şimdi şu şekilde gösterelim ee, şuradan Türkiye Türk lirasını seçelim. Mesela şu anda bir bitcoin 9866 TL'ymiş. Global borsaların ortalama fiyatı. Yani bu gösterdiğim sitede de yurt dışındaki borsaların hacimlerine göre ortalamasını alıp size bu şekilde olması gereken aslında fiyatı gösteriyor. Hani bu fiyatın üzerindeyse mesela yerel borsalarda globalin biraz üstünde gidiyor. Yurt dışı borsaların üstüne gidiyor. Eğer altındaysa da yurt dışı borsaların altında kalıyor diye yorumlayabiliriz. Şimdi şu şekilde söyle, Mesela bir bitcoin 9866 TL. Buradan mesela şöyle yapalım sıfır. 0.001 bitcoin. Mesela 9 lira civarında 0.005 bitcoin. 49 lira civarında. Yani bu şekilde bitcoin bölünebiliyor. Yani bazı arkadaşlar elbette bölünüyor. 50 liralık 100 liralık bitcoin elbette alabiliyoruz diyebilirler. Fakat hani kanalıma özellikle yeni gelen arkadaşlar Bitcoin ile ilgili oynatma listemi baştan sona izleyip böyle hani temel bilgileri de öğrensinler istiyorum. Mesela şurada şöyle yapalım. 0.1 2 3 4 5 6 7 8. de 1 koyalım. Ya bakın bu kadar düşük bir kuruş bile değil. Bu kadar miktarda Bitcoin bile alabilirsiniz. Tabi bu kadar miktarda Bitcoin'i hani borsalarda minimum bir alma limiti var. Onu geçtim hani birbirimize mesela yan yana gelip birbirinize Bitcoin satmak isteseniz bile bu kadar az miktarda bitcoin'i hani göndermek için ödeyeceğiniz ücret bunlar çok iyi şey yok ama işte pratikte de ileride olacak. Satoshi Bitcoin'i e tasarlarken ileride fiyatının o kadar yükseleceğini tahmin ederek hani öngörerek tasarlıyor ki belki ileride yani bu kadar 8 basamak olmasa da yani daha az 0.5601 Bitcoin'ler bizim günlük hayatımızda kullandığımız şeyler olacak. Yani tamamen Bitcoin'in zaten blok yarılanması, zorluk artışı ya yani tamamen buna göre tasarlanmış. Eğer virgülden sonra 8 basamağa kadar bölünemeseydi Bitcoin'in pratikte hiçbir kullanımı olmayacaktı. Yani yatırım amaçlı da gördüğünüz gibi hani bölünemeseydi şu an bir bitcoin 10 bin lira seviyesinde hani bir bitcoin bile alamayacak duruma gelinecekti. Şimdi şu şekilde olabilir hani bu kadar düşük miktarlarda bile alınırken tabi borsalar genelde minimum 1 liralık yapabiliyor. Hani 1 liralık falan emir girebiliyorsunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim hani kumbaraya kumbara kullananınız var mı bilmiyorum hani para biriktirmek yerine bu şekilde bitcoin hani ileriye yönelik azar azar bitcoin biriktirip en azından hani enflasyon karşısında paranızın değer yitirmesini belki de engelleyebilirsiniz. Tabii bu şu demek anlamına gelmiyor. Hani bitcoin biriktirelim ileride çok artacak yapmıyor. Ben bunu düşünüyorum. İleride çok daha hani bitcoin'in çok daha önemli yerlere geleceğini çok daha yaygın bir şekilde kullanıp değerleneceğini düşündüğüm için yani kendim yatırımlarımı buna göre yapıyorum. Kendim bu şekilde bir sürü bitcoin ile ilgili araştırmaları bu şekilde yapıyorum. Ama kesinlikle bu hani bir yatırım tavsiyesi değildir. Kendiniz araştırıp öğrenmeniz, kendi kararınızı vermeniz gerekiyor. Özellikle hani ülkemizde biraz finans okur yazarlığı hani çok fazla olmadığı için insanlar internette gördükleri yatırım tavsiyelerini, internette birisinin anlattığına çok çabuk inanıp hani buna göre parasını o şekilde değerlendirmeye çalışanlar olabiliyor. Özellikle internette hele ki hani YouTube'da bir tane videodan gördüm işte Bitcoin şöyle olacak, böyle olacak diye kesinlikle yatırım tavsiyesi buna göre vermeyin. Aklınıza yatan bir şey değilse hani kafanızda soru işaretleri varsa işte bitcoin şöyle olacak böyle olacak hiçbir şekilde bitcoin aynı yani o şekilde eleştiriyorsanız yatırım yapmak tabii ki zorunda değilsiniz. Benim burada göstermeye çalıştığım şey bitcoin'e çok ufak miktarda bile yatırım yapılabilir. Mesela şöyle de yapabilirsiniz. Her gün atıyorum mesela 10 liralık Bitcoin'in fiyatına bile bakmadan 10 liralık Bitcoin alabilirsiniz. 5 liralık alabilirsiniz. Bu tamamen sizin bütçenize kalmış durumda. Belki günde 100 liralık bile alabilecek. Daha fazla da alabilecek. Herkesin bütçesi farklı olduğu için yapabilir. Yani benim anlatmak istediğim şeyi anladınız diye düşünüyorum. Ufak miktarlarda Bitcoin alabilir. E peki nasıl alacağız falan diye diyorsanız. Mesela yerel bir Bitcoin borsasına atıyorum tamamen. 100 lira yüklediniz. Ya her gün fiyata bakmaksızın 3 liralık 5 liralık alabilirsiniz. Bu şekilde hani fiyattan da çok böyle devamlı başında beklemeniz de gerekmiyor. Ama hani şöyle söyleyeyim azar azar aldığınızda bile mutlaka bu bitcoinleri hani kendi cüzdanlarınıza çekmenizi mümkün olduğunca hardware wallet kullanmanızı tavsiye ediyorum uzun süre o şekilde borsalarda hani bitcoin tutmak güvenli değil. Ondan bir başka bir videoda da en azından hani bu güvenlik önlemleriyle ilgili borsalardaki alabileceğiniz güvenlik önlemleriyle ilgili bir yeni bir video çekeceğim. Bu videoyu daha fazla uzatmayayım. Bunu da göstermiş oldum. Aynı zamanda hani bu siteden şeye de bakabilirsiniz. Bitcoin için bu şekilde. Mesela ethereum Ethereum'da aynı şekilde Bitcoin gibi az bir miktar. Mesela 0.001 Ethereum yaklaşık 1 liraymış. İşte Şuradan şöyle yapalım mesela 0.1 Ethereum 91 liraymış işte Monero var, Zcash var. Yani cryptocurrencyleri bu şekilde altcoinleri de hani bölerek alabiliyorsunuz. Bazı altcoinlerin fiyatı tabi çok düşük olduğu için çok komik bir rakamlara geliyor böldüğünüzde ama genel olarak bu şekilde ee, kanalıma abone olursanız sevinirim. Orada da bir zil mi çam ne o buton var ona da tıklarsınız. Bazen böyle hani zamanla yarışacak şekilde acil önemli videolar oluyor sonuçta hani Bitcoin ile parayla uğraştığımız için bazen hani vakit nakittir aslında çok uygun bir cümle olabiliyor orada. Abone olursanız sevinirim. Videolar gelmeye devam edecek. Hoşçakalın.